sevgi deposu işi çok önemli. Sevgi deposu doluysa çünkü aldatma riski o kadar çok azalıyor. Efendim hoş geldiniz, buyurunuz. Şöyle geçelim mi hocam? Buyurun, sizi dinliyoruz. Kulağımız sizde. Buyurunuz efendim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım. Sizi çok seviyorum. İlk önce onu söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Hocama çok katılıyorum. Artık şimdi telefonlar ve bilgisayarlar maalesef kadınlarımızın kuması. Gerçekten öyle. Çünkü ben 17 yaşında evlendim. Çok severek evlendim hocam. Ve size çok iyi, çok katılıyorum. Evlendim, aldatıldım. Eğer çalışan erkekse inanın aldatılmayı kabul etmiyorlar. Arkadaşım, işte görüyorsun, işte arkadaşımla işim var. Kadınla görüyorsunuz, işte iş arkadaşım vesaire. Eşimi ben yakaladım. Tabii ilgisizliğinden yakaladım. Ben tesettürlü bir bayanım. Açıldım hocam. Yani evin içinde açıyorsun, saçınıza fön çektiriyorsunuz. Giyinirim, kuşandım, eşimi güzel görmek istedim. Çok güzel. Hiçbir şekilde hocam beni görmedi. Evet. Saçıma fön çektirdim, görmedi. Hocam bir şekilde beni aldattığını anladım. Çok yakın sekreteriyle kol kola gezerken, hatta gece alemlerinde babam gördü. Evet, babam gördü. Babam bana çok geç söyledi. Bir de hocam şunu anlamıyorum. Herkes görüyor. Neden maalesef boşandıktan sonra bu kadar insan, evet ben de görmüştüm, evet ben de biliyordum, biz sana üzülüyorduk. Neden bu olur hocam? Maalesef şöyle, yuva yıkılmasın diyor. Tamam da zaten yuva bitmiş hocam. Bitmiş zaten, doğru söylüyorsunuz. Evet, evet. Peki şurada hocam, ben bir tartışma başlatıyorum o zaman. Sizin buyurun de önderliğinizle hanımefendicim. Şöyle tabii bir de tartışma başlatıyorum. En yakın kız arkadaşınızın ya da en yakın erkek arkadaşınız ya da komşunuzun kocasını ya da komşunuzun eşini aldatarak gördünüz. Söylemeli misiniz? Söylememeli misiniz? Şey, tekerleme gibi oldu. Instagram var. Nur Viral, bekliyorum sorularınızı. Bir de Nur Hanım, ben arkadaşım var. Hatta arkadaşımın eşi bana yazdı. Bana yürüdü. Ve ben bunu arkadaşıma şu şekil söyledim. Kocana sahip çık, telefonunu karıştır. Güzel. İnanın ki. Bir de şunu söyleyeyim size Nur Hanım. Ben eşime tek bir şans daha verdim. Az önce demiştiniz ya hocam, Süleymanlar çok diye. Evet. Evet, o zaman da beni de babam niyetine kaydetmiş. Kimi? Ve sizi? Evet, ben eşime ikinci şans verdiğimde aynı eve geçtik. Beni tatile götürdü. 10 gün evvel de görüştüğü hanımı tatile götürmüş. Aynı yere mi? Evet, aynı yere. Aşağılık bir şey yani yaşadığım. Evet Nur Hanım, aynı yere götürmüş yani 10 gün evvel. Peki nasıl anladınız aynı yere tatile gittiğinizi? Çünkü benim arkadaşım da orada tatilde. Eşim o arkadaşımı tanımıyor. Evet. Ay, çıldıracağım. Öyle. Peki evet, niye hocam sizi telefonla, siz eşisiniz, siz karısısınız. Niye sizi telefonla babam diye kaydetmiş? Nur Hanım, onu da siz düşünün. Yani şimdi cevapsız çağrı diye kaydediliyoruz. Yani o kadar tuhaf işler var ki. Kimin eli kimin cebinde, hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Şimdi siz net tavrınızı koyduğunuz anda, şimdi evet, sizin gidebileceğinizi bilse bu kadar rahat da hareket etmez. Herhalde biraz da sizin gidemeyeceğinizi düşünüyor bence. Hocam boşandım ben. Ha, boşandınız siz. 7 sene oldu. He, boşandınız siz. Evet, boşandım. Ne oldu ben mesela, boşanmaktan korkuyorlar. İşte çocuğum var, boşanmak istemiyor. Boşandınız, ne oldu? Daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Ne diyorsunuz? Ben hayata döndüm hocam. Siz ne diyorsunuz? Ben ben affeder yani, çevremdeki insanlar yüzüne renk geldi diyor. Yani bir de ben şunu söylemek istiyorum hocam. Kimse evliliğimi düzeltmek için çocuk doğurmasın. Evet. Böyle bir dünya yok. Hele bir de mesela evliliğiniz kötüyse çocuk yapın, düzelir diyorlar. Bu çok daha büyük tehlike. Hayır, daha çok uzaklaşıyorsunuz hocam. Çocuğa bakıyorsunuz, işle ilgilenemiyorsunuz. İşte onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Yok hocam, içinde olduktan sonra siz hani sevgi artması yaptınız ya suyla. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben evet boşandım. Hakim dedi ki eşime, dedi ki sen dedi ne istedin, bu kadın nesini gördün, gömleğin kollarını kolalamadı mı dedi, yatağa mı gelmedi, yo hocam geldi işte, hakim soruyor, gömleğini mi kolalamadı, onun için boşuyorsun karını dedi, çıt yok, evet, söyleyemiyor ki, ne diyecek? Ben ne diyecek? Aldattım diyemiyor. Sen ne dedin Nur Hanım, inanamazsınız, kültür farkı. Ah canım. Ve ikimiz de ilkokul mezunuyuz. Yesinler deseydin, yesinler şey kültür.
kültür farkını. Peki bir şey söyleyeceğim size. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Sizi yüreğinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Sizi yüreğinizden öpüyorum. Şimdi siz bizi çok iyi anlayan biri olarak bütün aldatılan kadınlara... Ne olur televizyonun sesini kısar mısınız rica etsem? Ben mi? Evet. Benim kısık Nur Hanım. Bu ses niye geri geliyor arkadaşlar bize? Sonuna kadar sadece izliyorum sizi. Sizden şunu rica ediyorum. Buyurun. Aldatılan bütün kadınlara tek bir ve vurucu bir mesaj verin ne olur. Tabii ki. Eğer eşinizin içinde varsa siz atıyorum Marilyn Monroe'da olsanız, Hülya Avşar'da olsanız, her kimde olsanız... Kesinlikle adam aldatıyor. No, adrenalin ne o lima mı? Lima. Değil mi? O bile aldatıldı. Herkes. O bile aldatıldı. Peki çok yani. Teşekkür ediyorum size. Kesinlikle ben eşime dedim ki başımı açayım. Sırf gözü dışarıda olmasın diye Nur Hanım. Hayır dedi ben istemiyorum dedi. Ama kadınlarla kadeh tokuşturabiliyor bu adam. Peki size ben son soru soracağım. Buyurun. Sizce sizde bulamadığı ve o kadında bulduğu neydi? Sordum Nur Hanım. Doyumsuzluk. Hiçbir şey söyleyemedi. Allah'ıma çok şükür ben de sizin gibi sarışın bir bayanım. Açıldığım zaman dedim şaşırtacağımı ve milletin bana bakacağını çok iyi biliyor. Böyle anladım. De bir psikopatlık var hocam. Ben de bunu anlamıyorum. Karısına bakıldığı zaman namus oluyor. Kendileri baktığı zaman şeref oluyor. Şimdi başka bir şey söyleyeyim size. Özellikle buyurun. O dediğiniz şeyden dolayı. Mesela geçinemediniz, ayrıldınız, boşandınız. Erkeklerin çoğu boşandığı eşinin bile başkasıyla evlenmesine tahammül edemiyor. Bak şimdi... Hocam bir reklama gitmemiz gerekiyor. Hanımefendim tamam. Sizi tekrar yüreğinizden öpüyorum. Yeni yaşamınızda gönlünüzden ne geçiyorsa Allah'ım size adam gibi bir adam versin inşallah.